Arkadaşlar, üssüz sayıların ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Burada ilk bilgimiz şu: çarpma işleminde tabanlar aynıysa üsler toplanır, üsler aynıysa tabanlar çarpılır. Gördüğünüz gibi a üzeri x a üzeri y, a üzeri x artı y olmuş. A üzeri x b üzeri x, a çarpı b üzeri x olmuş. Bakın şimdi 27 üzeri 6, hemen onu bir düzeltelim. 3 üzeri 3 üzeri 6'dan 2 çarpı 3 üzeri 18 olacak. Üstün üstü çarpılır. 9 zaten 3'ün karesi. 81 de 3 üzeri 4'ün 4. kuvveti yine burada bakın. O zaman 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 16. Tabanları aynı olduğu için üstleri topla 3 üzeri 18. Bakın burada artık tabanlar aynı, üstler de aynı. Katsayıları birinin 1, çünkü 3 üzeri 18 oldu direkt. Diğerinin de 2. Toplarsak o zaman 3 tane 3 üzeri 18, yine 3 üzeri 1 olduğundan tabanlar aynı, üstleri topla 3 üzeri 19 geldi. 0,5 üzeri x eksi 1 eşittir 2t olduğuna göre 2 üzeri 1 eksi 2x'in t cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada önce şunu görmemiz lazım. 0,5'e aldanmayın. Aslında 0,5 1 bölü 2 demek arkadaşlar. Böylece x üzeri eksi 1, hatta 2 üzeri eksi 1'in eksi 1, x eksi 1. kuvveti olduğu için 2 üzeri eksi x artı 1 2 t'ye eşit olmuş oldu. Artık o zaman ben şunu yapabilirim. T yerine her iki tarafı 2'ye bölerek, bakın gördüğünüz gibi artık 2 üzeri eksi x artı 1. Bir de arkadaşlar, bu 2 üzeri eksi 1 ya, 2 üzeri eksi 1 olarak da çarparsak tabanları aynı, üstleri topla 2 üzeri eksi x eşittir t oldu. Şimdi buradan artık yardım alarak şuna bakalım. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi 2x diye ayırabilirsiniz. Bakın tabanları aynı iken üstleri topluyoruz ya, toplu halde olanında ayırma hakkınız var. Bu soruda ilk defa bunu da böyle göstermiş olayım. Böylece bakın 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri eksi 2x diye ayırdım. 2 üzeri 1 2 olarak dursun arkadaşlar. Bakın ne yapacağız şimdi? 2 üzeri eksi 2x. Bulduğum şeye benzeteceğim. Lütfen dikkat edin. 2 üzeri eksi x ya bu. Bakın bunu şimdi ne yapıyorum? 2 üzeri eksi x'in İkinci kuvveti. Nasıl olsa çarpı üstün üstü çarpılıyordu ve istediğim şekilde yazabilirim. Sonuçta matematikte a çarpı b ile b çarpı a birbirine eşittir. 2 üzeri eksi x de arkadaşlar neye eşit? T'ye. Artık o zaman t kare oldu. Zaten bir de önünde 2 vardı. 2 t kare geldi arkadaşlar cevap. Matematikte arkadaşlar en zorlandığınız soru tiplerinden bir tanesi de şunun şu türünden değeri nedir mevzuları. Burada size şöyle bir tüyo vereyim. A'nın B türünden değeri dediği zaman size hiç 2 üzeri x'ten falan bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. O yüzden ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bahsedilmeyen şeyden kurtulacaksınız. Kurtulmanın yolu, bir taraf tarafa toplayıp çıkarabiliyorsan kurtul. Örnek: A eşittir 2 eksi x olsa, b eşittir 3 artı 3x olsa şurayı 3 ile bir çarparsın. Böylece x'ler gider, a'yı b türünden bulursun. Peki böyle yapamayacağımız, kolaylıkla toplayarak çıkararak götüremeyeceğimiz şeyler ne yapacağız? Yalnız bırakacağız. Şimdi bakın onu yapacağım ben de. 2 üzeri x'ten kurtulmak için şunu yapıyorum. 1 a 1 eksi a, hatta eşittir 2 üzeri x yazdım bakın. 2 üzeri eksi x, pardon. Öbür tarafa attım. A'yı da 1'in yanına attım. Şimdi ters çeviriyorum. 1 bölü 1 eksi a arkadaşlar 2 üzeri x'tir. Neden? 2 üzeri eksi x normalde 1 bölü 2 üzeri x'tir. Ters çevirince de 1 bölü 1 eksi a 2 üzeri x'e eşit olur. Gelelim şimdi b'ye. Orada da bakın, b eksi 2 eşittir 3 çarpı 2 üzeri x. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. B eksi 2 bölü 3 eşittir 2 üzeri x. Artık bakın ne güzel, 2 üzeri x hem a cinsinden hem b cinsinden yazılmış oldu. Bunları birbirine eşitliyorum. Yapıyorum bakın. 1 bölü 1 eksi a eşittir B eksi 2 bölü 3.
Buradan b'yi yalnız bırakacağım için 3 bölü 3 eksi a eşittir b eksi 2 yapıyorum. 3'ü öbür tarafa attım. Şimdi 2'yi öbür tarafa atıyorum. 3 bölü 3 eksi a artı 2 eşittir b. Payı da eşitlersek 3 artı 6 eksi 2a bölü 3 eksi a eşittir. Pardon, ben nedense 3 eksi a yazdım. Payda 1 eksi a'ydı arkadaşlar. Düzeltiyorum hemen fark etmişken. Böylece çarpınca da iki katıyla, şurası hemen düzeltelim, 2 eksi 2a olacak. Böylece 5 eksi 2a bölü 1 eksi a eşittir b oldu. Bunlar, yani mantığını görürseniz, dediğim gibi ya taraf tarafa toplayın çıkarın ya da arkadaşlar yalnız bırakın. Bu dediğime göre hareket ederseniz biraz gıcık olan bu soru modelinde rahatlayabilirsiniz. Gelelim buraya şimdi. 4 üzeri x a çarpı 3 üzeri x, 10 üzeri x eşittir b olduğuna göre 75 üzeri x'in a ve b türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Bunların daha gelişmiş versiyonlarını arkadaşlar logaritma konusunda yapacağımız için burada öğrendiğiniz şeylerin gayet size katkısı olacak. Logaritma bilmek için çok iyi üslü sayı, köklü sayı bilmek gerekiyor. Bu şimdi diğerinden birazcık daha zor arkadaşlar. Dikkatli olalım. 75 üzeri x'e bakalım önce. 25 üzeri x çarpı 3 üzeri x. Yani bu da 5'in karesi olduğu için 5 üzeri 2x çarpı 3 üzeri x. Bunları bir bulmamız lazım. Şimdi 10 üzeri x neye eşit arkadaşlar? 5 üzeri x çarpı 2 üzeri x eşittir b. 4 üzeri x de a çarpı 3 üzeri x. Soruda arkadaşlar 2 üzeri x ile bir şey istemiyor benden. O zaman ondan kurtulmam lazım. Bakın ne yapacağım şimdi? 2 üzeri x'ten kurtulmak için 2 üzeri x gördüğüm yere b bölü 5x yazacağım. Bak, burada 4 üzeri x de 2 üzeri 2 üzeri x'ten, bak bu şekilde 2 üzeri 2x'tir. Artık bu şu demek yani 2 üzeri x'in karesi. O zaman bak, b bölü 5 üzeri x'in karesi yazıyorum. Bu da b kare bölü 5 üzeri 2x'tir. Artık şunu söyleyebiliriz. Bu da neye eşitti? A çarpı 3 üzeri x. Böylece ters çevirelim. 5 üzeri 2x gördüm. Hatta üşenmeyeyim, neyse. Burada şöyle yapayım. B kare bölü A çarpı 3 üzeri x. 5 üzeri 2x de bu tarafa attım. Buna eşit oldu. Şimdi bakın, 5 üzeri 2x gördüğüm yere B kare bölü A çarpı 3 üzeri x yazıyorum. Bir de arkadaşlar burada zaten 3 üzeri x var. Birbirini götürdü. İstediğimiz cevap b kare bölü a geldi. Doğru adımlarla giderseniz, yani kurtulmak istediğinizden kurtulursanız, aslında soru kendiliğinden geliyor arkadaşlar. İşleme kalıyor. Soruyu küçümsemiyorum ama yaptığım iş muhakkak benden istenmeyenden kurtulmak. Beşinci soru. 3 üzeri a eşittir 5 olduğuna göre 15 üzeri 1 bölü a artı 1 kaçtır demiş. Bakın şimdi 15 neye eşit? 3 üzeri 1 bölü a artı 1 çarpı 5 üzeri 1 bölü a artı 1. Ne dedik? Eğer biz böyle tabanlar farklı, üstleri aynı olduğunda çarpabiliyorsak böyle bir şeyi ben parçalayabilirim arkadaşlar. Ne yaptım? 1 bölü 3 üzeri a artı 1, 5 üzeri 1 bölü a artı 1 diye yazdım. Dikkatli olun, bakın hep tersten görüyoruz. Biz şöyle bakın, 3 üzeri a, 5 üzeri a görüyoruz. 15 üzeri a diyoruz. Bazen böyle de gitmeyi görmek lazım. Şimdi artık 5 gördüğüm yere bakın ne yazacağım. Dikkatli olun lütfen. 3 üzeri a üzeri 1 bölü a artı 1, bakın 5 gördüğüm yere yazdım onu. Üstün üstü çarpılır. 3 çarpı 1 bölü a artı 1. Şurası a bölü a artı 1 oldu. Tabanları aynı, üstleri topla. 1 artı a bölü a artı 1'den a artı 1'ler sadeleşti. Cevap 3 geldi arkadaşlar. Bakın bu şekilde üslü sayılarla ilgili matematiğimizi geliştiriyoruz aslında burada. Sadece üslü sayı yapmıyoruz. Biraz yorum yapmayı da öğreniyoruz. Analiz etmeyi de öğreniyoruz. Problem karşısında, sorun karşısında çözüm üretmeyi de öğreniyoruz arkadaşlar. Nasıl? Tamamen öğrendiğimiz bilgilerden bakın. Çok fazla yeni şey katmamaya çalışarak, tamamen yeni bilgiler, eski bilgilerle yeni şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bakalım şimdi. 6 üzeri k eşittir 24.
3 üzeri k eksi 1 çarpı 0.5 üzeri 2 eksi k ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. 3 üzeri k bölü 3 diye yazalım. Çünkü 6 üzeri k'ya taktım ben şimdi. 0.5'te 1 bölü 2 diye, hatta 2 üzeri eksi 1 diye yazalım. Bir de üzerinde 2 eksi k olduğundan üstün üstü çarpılır. Eksi 2 artı k olsun. Böylece bakın o da 2 üzeri k çarpı 2 üzeri eksi 2 diye ayrılır. Dikkat edin lütfen. 3 üzeri k çarpı 2 üzeri k, 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4 demektir. Bir de altta 3 vardı. 1 bölü 12 oldu. 6 üzeri k neye eşit? Tabanlar farklı, üstleri aynı olduğu için üstler çarpı, tabanlar çarpılır. 6 üzeri k bölü 12'den 24 bölü 12 2 geldi arkadaşlar. Şu 3, 4, 5, 6. sorular tehlikeli sorulardır. Ama bakın normal öğrendiklerimizden yola çıkmaya çalışıyorum. İstenmeyeni diğerleri cinsinden yazmaya çalışıyoruz, götürmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz da tabii soru çözmeniz gerekiyor. Ben bunları şimdi size örnek olarak çözüyorum. Genelde kitaplarda karşınıza gelme ihtimali olan yüksek şeyleri çözüyorum. Bunların benzerlerinden 4-5 sefer karşınıza geldiğinde benim anlattıklarımdan yorumla yapabilirsiniz. Kafanıza takılan şeyler olursa lütfen yorumda da belirtin. Çarpımı 12 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre x kaçtır demiş. Basamak kavramı arkadaşlar şudur. 10 üzeri n bize n'den sıfırdan kaç tane olduğunu söyler. 10 üzeri n sayısı mesela n artı 1 basamaklıdır. Sonuçta 10 üzeri n demek sıfırdan n tane olması gerektiği için bir de üzerine bir tane bir basamağı eklemeliyiz. Bunu bir söyleyelim. Amacımız bu sorularda arkadaşlar mümkün olduğunca a çarpı 10 üzeri n diye bir sayı elde etmek. Yani mümkün olduğunca 2 üzeri n, 5 üzeri n'lere odaklanmalıyız. Önce hemen burayı 25 bölü 3 diye ters çevirelim. Burası x olsun. Bunu da ayırıyorum bakın. 25 üzeri x, 3 üzeri x. Bu üs arkadaşlar hem paydaya hem paya dağılmak zorunda. Bu da 5 üzeri 2x yapar. Öbürü de 3 üzeri eksi x yapar. Bu şekilde gösterdim bakın. 12 üzeri x artı 3. 2 üzeri, daha doğrusu önce adım adım gideyim. 4 üzeri x artı 3 çarpı 3 üzeri x artı 3'tür. Onu da gösteriyorum. 2 üzeri 2'nin x artı 3. kuvveti olduğu için 2 üzeri 2x artı 6 oldu. Dağıldı bakın. Üstün üstü çarpılır. Sonra artık tamamen şuna dökebiliriz işi. 2 üzeri 2x artı 6, 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2x, 3 üzeri eksi x zaten duruyordu bakın. Böylece 3 üzeri eksi x, 3 üzeri x birbirini götürür. Tabanları aynı olduğu için bakın, tabanları aynı olduğu için değil. Burada üsler aynı olduğu için şöyle ayıracağım. 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 6, 3 üzeri 3, 5 üzeri 2x. Bakın üsler aynı olduğu için tabanları çarp 10 üzeri 2x, 2 üzeri 6 64, diğeri de arkadaşlar 27. 64 çarpı 27 arkadaşlar 4 basamaklı bir sayıdır. Nereden yola çıkıyorum? 60 çarpı 20 olsa 1200 olacak. O da zaten hani 1200'den büyük ama 10.000 gibi bir sayıda değil. Dolayısıyla şuradan 4 basamak geliyor. 10 üzeri 2x de arkadaşlar ne olması lazım? 2 üzeri 10 üzeri 2x de 2x'in dolayısıyla 8 basamaklı olması gerekiyor ki 8 artı 4'ten 12 yapalım. 2x'in 8'e eşit olması lazım. X de buradan 4 geldi arkadaşlar. 5 üzeri x artı 1'e benzetelim arkadaşlar her iki tarafı burada. Bakın şimdi 2 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri 2 diye ayırayım. Ne yaptım? 2 üzeri x artı 3, 2 üzeri x artı 1 artı 2'dir. Toplam demek de aslında üssüz sayılarda böyle ayırmak demektir. O yüzden, tamam mı? Yan tarafta 5 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri x artı 1. Üstleri aynı olacak şekilde tabanlarını parçaladım. Böylece arkadaşlar 2 üzeri x artı 1'ler gitti. 4 eşittir 5 üzeri x artı 1 oldu. Bölmeyi de aslında bir nevi arkadaşlar çarpma işlemi sayılır. Burada ne yapacağız? Tabanlar aynıysa üstleri çıkartacağız. Üstler aynıysa tabanları böleceğiz gördüğünüz gibi. Bakın şimdi
21 tane 3 üzeri 21, 20. Yani 21 çarpı 3 üzeri 20'nin çarpımının, çarp toplamı demiyormuş. O zaman 3 üzeri 20'nin 21. kuvveti diyeceğiz. 20 tane 3 üzeri 21'in çarpımına oranı nedir demiş. O da 3 üzeri 21'in 20. kuvveti. Böyle bakın. Bu şekilde o zaman üstün üstü çarpılır. 21 çarpı 20, 420. 21 çarpı 20 arkadaşlar yine 420. O zaman cevap 1 geldi. 10. soruda 0.03, 10 üzeri eksi 2, 0.009. O zaman virgüllerden kurtulmak için bakın. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyorum. Burası yine 10 üzeri eksi 2. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Yine 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar. Aşağısı da 6 çarpı 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 6. Tabanlar aynı, üstleri topla. 3 çarpı 10 üzeri eksi 4. Tabanlar yine aynı, üstleri topla. 10 üzeri eksi 5. Aşağıda da 6 çarpı 10 üzeri eksi 7 oldu arkadaşlar. Bu 10 üzeri eksi 4, bu 10 üzeri eksi 5. Benzetmek için bakın şimdi ne yapacağım. 10 üzeri eksi 4'ü 10 üzeri eksi 5 yaparsam soldaki sayıyı büyütmelisiniz 10 kata, o zaman 30 olur. Böylece 9 çarpı 10 üzeri eksi 5, 30'dan 9 çıktı, 21 çarpı 10 üzeri eksi 5 oldu arkadaşlar. Aşağısı da 6 çarpı 10 üzeri eksi 7. Ne yaparız? 21 bölü 6 sadeleşirse 7 bölü 2. Aynı zamanda 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 7. Tabanları aynı, üstleri çıkar. Eksi 5 eksi eksiden artı 7 oldu. Böylece 7 bölü 2 çarpı 10 üzeri 2. 100 bölü 2 50, 7 çarpı 50 350. Gelelim buraya. 5 üzeri 2012 eksi eksi 5 üzeri 2013 diye böyle bayağı bir şey var arkadaşlar. Burada işinizi kolaylaştırmak için önce bir şu zaten yapacağımız bir şey yok. Eksi eksiden artı 5 yapalım. Tek kuvvetli nasıl olsa direkt eksi oluyor. İster parantez içi ister parantez dışı. Aşağıya yine geldiğimiz zaman eksi 5 2015 eksi 5 2016. Ne yaparım ben burada? Bir kere tabanların ve üstlerin aynı olması lazım. Küçük olana ayak uydurursak bakın ne yapıyorum. 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2012. Böylece artık 5 tane 2012. Burada bir tane var. Demek ki 5 bir daha 6 tane 5 çarpı 2 üzeri 2012 olur. Aynı şekilde aşağıda da arkadaşlar bakın. Küçük olana ayak uyduralım. 2015. Burayı bakın 2015 çarpı 5 üzeri 1 diye ayırın. Buradan 5 tane var. Buradan bir tane var. Eksi 6 çarpı 5 üzeri 2015 oldu. 6'lar sadeleşti. Eksi 2012'den 2015 çıktı. Eksi 5 üzeri eksi 3 oldu. Bu da eksi 1 bölü 125. Gelelim buraya şimdi. Eksi x eksi 2 üzeri eksi 3. Burada bakın şimdi eksi 2 parantezin içinde olduğu için işareti etkilemeyecek. O yüzden hemen onu düzeltelim. Eksi x üzeri 6 olarak üstün üstü çarpılır. X üzeri eksi 3 eksi 4 üstün üstü çarpılır. X üzeri 12 yine içeride kalmış arkadaşlar. Eksi x üzeri 4 olarak duracak. İşareti değiştirmeyeceğiz. Eksi 3 çarpı eksi 7 de eksi x üzeri 21. Artık buradan eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Tabanlar aynı, üstleri toplayalım. 18, 4 daha 22. Diğeri de arkadaşlar 21'dir. Çıkaralım. Ama artının eksiye bölümü eksidir. Bu yüzden eksi x üzeri 1'den eksi x geldi bu sorunun cevabı. 13. soru. Ya bu sorularda arkadaşlar işlem hatası yapmayın diye hani bunları seçtim, çözüyorum. Yoksa hani çok zor olan bir soru değil ama üstün üstü çarpılır, işaretler kesinlikle bize katkı sağlayacak şeyler. 3 üzeri x artı y, 3 üzeri x eksi y ve 3 üzeri 2y eksi 1 sıfıra eşitmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şu eksilerden kurtulmak için bir öbür tarafa atalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y diye. Bunu da mecburen bir 3 üzeri x bölü 3 üzeri y diye ayıralım. Çünkü özel bir şey görünmüyor soruda. 3 üzeri 2y artı 1 olarak da öbür tarafa geçsin. Şimdi 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2y artı 3 üzeri x bölü 3 üzeri y eşittir 3 üzeri 2y
artı 1 oldu. Şimdi arkadaşlar burayı da 3 üzeri x parantezine alırsak 3 üzeri x 3 üzeri 2y artı 1 bölü 3 üzeri y 3 üzeri 2y artı 1. Bunlar sadeleşti. 3 üzeri x bölü 3 üzeri y 1 oldu. 3 üzeri x 3 üzeri y'ye eşit oldu. X de buradan o zaman y'ye eşit geldi. Burada tabii şurayı hızlı yaptım. Belki orada kafanız takılmış olabilir. 3 payı da eşitleyince arkadaşlar 3 üzeri y ile 3 üzeri y'nin çarpımında tabanları aynı, üstlerin toplamı o yüzden 2y oldu, tamam mı? Geldik 14. soruya. 0.0 açığın 4. kuvveti, 0.3'ün 8. kuvveti a bölü b demiş. Hemen onu 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 üzeri 4 diye dağıtırsak bakın üs arkadaşlar çarpımda her yere gider. Dolayısıyla bu 3 üzeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir, tamam mı? Yine aynı şekilde 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 de 8. kuvveti olduğu için bakın 3 üzeri 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Bunların ikisinin oranının eksi 1. kuvveti demiş. Böylece 10 üzeri eksi 8'ler sadeleşti. Ters çevir demek istiyor yani. Eksi 1, 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 4'tür. Tabanlar aynı, üstleri çıkar. 3 üzeri 4'ten 81 oldu. Bir 20 dakikada da arkadaşlar ikinci kısmı bitirmiş oldum. Artık üslü sayılarda son kısım kaldı. Onu da yaptıktan sonra köklü sayılara geçeceğim. Bir 20-25 dakikada arkadaşlar yine böyle bir mola olmuş olsun. Üçüncü videoya geçmeden önce. Üçüncü videoda arkadaşlar son kısmı anlatıp burayı kapatıyoruz artık. Görüşmek üzere.